Selam arkadaşlar, biz bir anda köye gitmeye karar verdik ve şu anda babam ve anneannemle köye gidiyoruz. Hayatımda böyle ani kararlar almayı çok severim. Hadi. Bye. Komşumuz. Bugün Çankırı'dayız. Seni bir abdesti gördüm. Elhamdülillah. Biraz yüzüm falan şişti ya. Bir daha bir diyete tam başlasam iyi olur. Şimdi sağlıklı besleniyorum ama çok da beslenemiyorum. Peki. Ben barbekü partisine davetliyiz. Olay bunu söyleyeyim. Gitmeden bayrama kadar durarsanız öğretirim. Tamam. Olur. Aynısıydı ya. Yumurtalar var mı diye bakmaya gideceğim. Nereden? Evden dolanıp. Ha, içeriden gideceğiz. Tamam. Kapattık ya. Hiç kaçmasın. Yumurta var mı diye bakacağız. Size bir köye bir göstermek isterim. Şöyle. Tam bir köy evi. Hanım. Neydi? Nereye? Neyi? Şunu. Anne yıkar, anne bırak. Seni mi? Şu üstündekini, şunu ya. Tamam, onu biz de yıkayalım. Tamam. Selam. Hey gidi, inek vardı önceden. İnek yok kızım o. Artık yok, önceden vardı. Selam. Ben şu beyazı çok beğendim. Ne? Şu beyazın adı Hande olsun. Allah Allah. Kime gitmeyi kalmadı ya. Bu kolay. Öteki bir şey yapacak değil ya. Ne tartıyor annem? Peynir tartıyor. Arkadaşlar, yani resmen köydeyim. İnanamıyorum. Manitimin ne yaptığına bakar mısınız? Patates. Bir tanesinin içini açıp gösterebilir miyim? İçi böyleydi. Etkilendik. MasterChef'e katılabilirsiniz. Çok güzel gözüküyor. Anlamışsındır. Zaten o tanıdığından değil ki babamı. Tahmin etmiştir. Aynen. Bir tane kadını arkadaşı babam gibi zannetmiş. Kaynanan geldi mi demiş. Arkada köyümüzü gezdiriyorum. Yaklaşık 100 metre olan köyümüz. Burada bitiyor, bu kadar. Beğendin mi köyü? Çok güzel. Gerçekten bir nezih bir köy. Yine olsa yine yine. Geliriz zaten. İnşallah. İnşallah. Şuradan yukarı çıkacağız ya. Normalde bu kadar medeniyet yoktu yani. Böyle yerler taş falan değildi. Yeni yeni böyle oldu yani. Şimdi köy evine gidiyoruz. Köy evi demek yani, mesela düğününüz varsa, cenazeniz varsa gidip orada o alanı kullanabilirsiniz. Ben bir kere orada kına gecesine gitmiştim mesela. Sonra mesela cenazeden sonra yemek verilebilir. Bazen mesela iftar veriliyor. Böyle aktiviteleriniz, organizasyonlarınız için köy evimize gelebilirsiniz. Çok şey. Çok korkunç değil mi? Neyse, korktum. Arkadaşlar size bir şey anlatacağım. Şimdi ben çok küçükken, yani 10 yaşındayken falan bir kere buraya gelmiştik. Sonra bir de çobanın kızı vardı. Biz onunla oyun falan oynuyorduk. Ben saf kızı evimize falan almıştım. Ondan sonra benim bir tane Barbie'li çantam vardı, pembe. Sonra bu çanta kayboldu. Ondan sonra biz artık gideceğiz yani, İstanbul'a döneceğiz. Çantayı bulamıyorum bir türlü. Ondan sonra dedim ki, geçen gün çobanın kızı bize gelmişti. Karnını tutarak çıkmıştı evden dedim. Acaba çantamı çalmış olabilir mi dedim. Sonra buraya geldim şöyle.
çobanın kızına dedim ki sen benim çantamı çaldın mı dedim. Bir de soruyorum çantamı sen mi aldın diye. Sonra o da evet ben de falan dedi, verdi çantamı, o da saf. Ondan sonra içinde ama bozuk param vardı, 7 liram vardı. Onu almış içinden, onu vermemişti bana ama ben yine de istememiştim onu. Çantamı aldığım için mutlu olmuştum yine de. Böyle bir anım. İnek kokuyor biraz. İnek kokusunu bilenler yoruma bir yazın bakayım. Köpekten korkuyoruz. Köpekler birbirine savaş açtı. Gözümün gördüğü hiçbir şeyden korkmuyor. Kalk gidelim o zaman. Ha gidelim, niye gitmiyoruz? Oturtturdum beni geri köpek elinde. Hayır, köpek bize doğru geliyordu havlayarak. Tepkimizi oturarak da gösteriyor. Benim sizi diyor, ben kalkmıyorum. Aa gidiyor, beni bekle. Beni bekle. Yıldızlara bakın. Çok güzel. Dondurma yemeye gidiyor. Ama burada bir kavga var. Kavga değil lan. Düğün, damat bu da işte. Ha, düğün varmış. Kör olduk sağ olsun reis. Allah razı olsun. Dondurma aldım. Dondurma aldığımı söylemiştim az önce ama çekmemişim. Afiyet olsun. Teşekkür ederim ben. Tamam. Günaydın arkadaşlar. Size anneannemlerin manzarasını göstermek isterim. Ben çok seviyorum. Ağaç falan yok ama güzel yani. Bir gün sizlere Samsung Galaxy Tab 3 AMOLED 8. Bir gün sizlere Samsung Galaxy Tab 3 8 AMOLED LED'i onu açacağım. Biz köye geri dönüyoruz. Hadi görüşürüz. Açıyorum. Kaldıracağız. Kabloları göstermemek için kıracağım mecburen duvarı. İçine boru yerleştireceğim. Şimdi herkese çok selam. Hadi görüşürüz. Arkadaşlar dönüş yolundayız. Dönüş yolundayız. Pardon, telefonla konuşmuyoruz. Bolu'dayız. Dönüyoruz. Dönüyoruz. İstanbul'a. İşte. Şey olabilir belki. Uyarı anlamında, görülmesi anlamında mı acaba şey? Sen kafası karışıyor. Şerit zannettin. Aynen, üstüne araba gelecekmiş gibi yani. Arkadaşlar şimdi bir yerde durduk. Nerede durduk? Köroğlu. Köroğlu Dağı'nda. Güzel bir yer. Yeşil bir yer. Şimdi size göstereceğim. Böyle bir yer. Şöyle salıncakla insanlar eğleniyor. Böyle. Aa baksana burada ördek var. Karanlık çekiyor. Ne? Saldırmadan gidelim. Galiba bunu bozmuş olabilir miyim? Heh, güzel. Çok tatlı bir yere, her gittiğim yere çok tatlı bir yer arkadaşlar. Güzel, manzarası çok hoş. Şu yukarı çıkmaya çalışıyoruz. Şurada masalar var. Ondan sonra oradan manzarayı görmek istiyoruz ama gidemiyoruz. Nasıl gidiliyor yukarı, nasıl? Bolu Abant'a gelebileceğiniz bir yer arkadaşlar. Thank you.
Bye. Çikolat, 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 çikolat. Arkadaşlar, evimize geldik ve köyden bazlama aldık. Onu size göstermeyi unuttum. Hemen şimdi göstereceğim. Çankırı'nın meşhur şeylerinden biri, şaka yaptım. Belki bilmiyorsunuzdur, bilmiyorum. Bazlama yani, biz çok seviyoruz. Ben gerçekten hamur bağımlısı bir insan olduğum için çok seviyorum. O yüzden köyden bazlama aldık. Bir de anneannem böyle bir tereyağı verdi bize. Köy şeyleri aldığım için çok mutluyum. Bir de dün gördüğümüz tavuk, dün gördüğümüz daha doğrusu siz hepsini aynı videoda göreceksiniz. Taze yumurta aldık. Böyle şeyleri çok seviyorum. Böyle köy şeylerini çok seviyorum. Ve artık videomu burada sonlandırıyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videomu beğendiyseniz lütfen beğene tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.